Havalar soğudu, kombilere dikkat. Kış aylarının gelmesiyle birlikte gözler de kombilere çevrildi. Kombi servis ve kontrollerinin yapılmasında nelere dikkat edilmeli? Konuyla ilgili olarak Isımar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akpınar'dan sizlere bazı uyarılar geldi. Akpınar, son günlerde yaşanan soğukların etkisiyle birlikte kombilerin donma tehlikesinden nasıl korunabileceğini söyledi. Kış aylarının geldiği bu günlerde kombi bakımı çok önemli. Özellikle don attığı soğuk günlerde kombinin fişinden çekmeden kombiyi çalışır vaziyette bırakıp evden çıkmamız gerekiyor. Çünkü kombi fişten çekilmediği zaman saatte bir defa da olsa donma emniyeti çalıştığından dolayı kendisini koruma altına almakta ve sirkülasyon pompası sirküle olmakta. Bu sebepten dolayı da donmayı önlemektedir. Akpınar, kombi bakımı ile ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Bu konuda tabii ki yine bilgisizlikten kaynaklanan, bilinçsizlikten kaynaklanan kullanımlar meydana geliyor. Bununla birlikte hem kombi bakımının hem de tesisat bakımının mutlaka yaptırılması gerekiyor. Çünkü bazen bakıyorsunuz aynı şartlarda kombiyi kullanan bir aileye 250 TL fatura gelirken diğer komşusuna 500 lira gibi bir fatura gelebiliyor. Bunun sebebi, bunun kaynağı aslında kombi altındaki filtrelerin tıkanması, kirlenmesi ve aynı zamanda panel radyatörlerin kirlenmesidir. Mutlaka temizlenmesi lazım. Yıllık bakımının mutlaka yapılması lazım. Isımar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akpınar, içerisinde bulunduğumuz kış ayları ve soğuklarda kombilerden en iyi verim almanın yöntemini açıkladı. Bu kış aylarında dikkat etmemiz gereken diğer bir husus da bütün radyatörleri eşit bir şekilde çalıştırmak gerekiyor. Ve kombiyi de düşük ayarda 45-50, bilemediniz 55 derecede çalıştırıp yüksek verimliliği almamız gerekiyor. Oda termostatı kullandığımız zaman avantajımız %20'lere kadar yaklaşıyor. Oda termostatı ona göre 20-22 derecede oda sıcaklığını ayarladığımız zaman kombi ona göre dur kalk yapıyor. Bu da tabii ki iktisada ve tasarrufa sebep oluyor. Aksu TV'ye bu bilgilendirme haberlerinden dolayı da özellikle teşekkürlerimi sunuyorum.